Herkese merhaba. Bugün bilenler vardır, bilmeyenler için de hatırlatayım. Türkiye BRICS üyeliği için başvuruda bulundu ve bu üyeliği de memnuniyetle karşıladıklarını Rusya Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov açıkladı. Peki BRICS nedir? Ondan biraz bahsedelim. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyetlerinden oluşan ülkelerin işbirliğini anlatıyor. Ve bunlar da hem ekonomilerini hem de küresel meselelerde de birlikte hareket etme konusunda da işbirliği yapıyorlar. Batılı ülkelere alternatif olarak karşımıza çıkıyorlar. Ve bunlar dünya yüz ölçümü olarak dünyanın 1/3'ünü temsil ediyor. Dünya ticaretinin de 25%'ini temsil ediyorlar, oluşturuyorlar. Ama daha sonraki süreçte, bu üyelik sürecinden sonraki süreçte de kendi işlerindeki ticaretinde daha da artacağından hareketle bunun daha da etkin olacağı söyleniyor. Mesela 2018'de bu 5 ülkenin toplamda 18 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılası var. Bir taraftan da hepsi bunların G20 üyesi. Yine bakıldığı zaman da Çin'in üretimdeki potansiyeli çok ciddi anlamda dikkat çekiyor. Çin'de herhangi bir şekilde sanayi herhalde bir gün dursa ya da 3-5 gün dursa dünyanın birçok yerinde de ciddi sıkıntılar oluşabilir. Bununla birlikte aslına bakarsanız Hindistan da var. Hindistan da o grup içerisinde ama Hindistan o ülkelerden hariç olarak Batı ile ilişkileri daha farklı değerlendirilebilecek bir ülke. Özellikle Hindistan'ın daha önceki süreçlerde yıllarca İngiliz'in kontrolünde, İngiliz sömürge devleti olarak yönetildiğinde dikkate alacak olursak etkilerinin hala olduğunu söyleyebiliriz. Ama Hindistan'ın da son dönemde hem nüfus artışının Çin'i yakalaması, geçmesi oldukça dikkat çekiyor ve dünyadaki yazılımcıların neredeyse yarısı Hintli. Yazılımda da zaten onlar neredeyse kodlama diliyle düşünüyorlar, ona göre hareket ediyorlar çünkü eğitim sistemleri öyle. Hani derler ya, bir dili gerçek anlamda öğrenmişseniz o dilde düşünürsünüz diye. Hintliler de kodlama diliyle her şeyi düşünüp ona göre hareket ediyorlar. Ve birçok da büyük teknoloji şirketinin başında Hintliler var. Aynı zamanda demir çelik de Mittal gruptu yanılmıyorsam. Onlar dünya devi ve her yerde varlar. Bunun da oldukça dikkat çekici olduğunu söylemeliyim. Ve yapay zekanın, daha önceden konuştuk, yapay zeka nasıl sanayi devrimi bir geleneksel üretim modellerini devre dışı bırakıp dünyadaki dengeleri sarsmış ve değiştirmişse bugün yapay zeka devriminde benzer bir olaya sebep olacaktır. Bu bazıları 4. bazıları 5. endüstri devrimi olarak niteliyorlar. Ama Türkiye'nin de bu noktada yapay zeka ile ilgili adımları atması gerekiyor. Yani bizim ne Çin'le, Ruslar da biliyorsunuz yazılımda çok iyiler. Birçok hacker falan da Ruslardan çıkıyor. Ama buna rağmen de Kursk'a yapılan saldırının arkasında da bir siber saldırı sonucu oradaki sistemleri etkisiz hale getirip Ukrayna'nın orayı ele geçirdiği gibi bir takım savlar da var. Yani bu ülkeler yapay zekada ciddi anlamda ilerideler. Bizim de yapay zekayı sadece tüketici olarak kullanmak değil, burada da yapay zekada ciddi anlamda önümüzün açılması, bu konuda yatırımların yapılması gerekiyor. Yani tasarruf tedbirleri diye biz bir kenarda durmak yerine bu noktada ciddi adımlar atar. Gençlerimizi bu alana sevk edersek, çocuklarımızı da kodlama diliyle düşünmelerini sağlarsak gelecekte hep birçok şey yazılımla, kodlamayla olacak. Bundan biz geri duramayız. Geri durduğumuz zaman nasıl Osmanlı döneminde sanayi devrimini yakalayamamışsak, bugün de yapay zeka devrimini yakalayamazsak, bu teknoloji devrimini yakalayamazsak ciddi anlamda nal toplarız ki etrafımız kuşatılmış durumda. Bunu hep söylüyorum biliyorsunuz. Bir taraftan İsrail'in yayılmacı şeyi var, vaat edilmiş topraklarda olarak bizim topraklarımızın da onların hedefi içerisinde olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan da Türkiye ayağa kalkmasın diye Batı elinden geleni yapıyor. Kimseye muhtaç olsak bile bir şey yapacak halleri yok. Onlar yapmazlar. Bizim tamamen yok olmamızı isterler bazılar, Batı
Batı ile ilişkilerini düzeltmek, ilerletmek isteyenler varsa bunu da göz ardı etmesinler. Sonuç itibariyle bizim BRICS'te de olmamız iyi olacaktır. Ticaret hacmimizin artması açısından da. Diğer taraftan biliyorsunuz Kuzey Koridor, Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve buna benzer yolların da ciddi anlamda bizim ticaretimizde etkilemesi mümkün. Zaten kesinlikle etkileyecektir. Ve o yollarda bakıldığı zaman Türkiye'nin ciddi anlamda bir kavşak noktasında olduğunu görüyoruz. Türkiye ve dünyada aslına bakarsanız bir kavşak noktasında. Bunları çok iyi değerlendirebilirsek gelecek nesillerimiz biraz daha refah bir Türkiye'de yaşayabilir. Ve biz her zaman ne diyoruz? Her zaman tam bağımsız, güçlü bir Türkiye'den yana olduğumuzu söylüyoruz. Eminim siz de tam bağımsız, güçlü Türkiye'den yanasınızdır. Ve çünkü diğer türlü olsa tutar Fatih Altaylı'yı dinlersiniz efendim. Başka isimleri dinlersiniz. Ben dinlediğinize göre aynı fikirdeyiz diye düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerinizi siz de yazarsanız sevinirim. BRICS bize ne getirir? Tabii biz tamamen BRICS'e girdik diye Batı bloğundan da kopmayacağız. AB'ye ilişkin oradaki şeylerimizi de devam ettireceğiz. İşbirliklerimizi de devam ettireceğiz. Rusya'yla ilişkilerimiz son dönemde efendim daha da güçlendi. Erdoğan, Putin'in arası çok iyi ve Rusya hiç kimseye yapmayacağı bir alanı Türkiye'ye açtı. Bu da Erdoğan'la Putin arasındaki diyalogdan kaynaklı. Yoksa biz bazılarının dediği gibi Batı blokunun, emperyalist Batı'nın telkinleriyle hareket etmiş olsaydık bugün şeyde belki Ukrayna'nın yanında biz Rusya'ya karşı savaşa bile sokabilirdi bunlar. Ama ne yaptı Rus lider Putin? Doğalgaz piyasası Ankara'da belirlensin, Türkiye'de belirlensin dedi. Bu oldukça önemliydi. Önümüzdeki dönemde belki böyle bir süreç olacak ve Batı bize hiçbir zaman know-how vermedi. Bilgi birikimini bizimle paylaşmadı. Bizi hep işte 40'lı yıllarda raporlar hazırlamışlar. Türkiye'yi kalkındıracaklar güya ama tamamen kendi kontrollerini alacaklar bir şey. Baker raporu var, buna benzer başka raporlar da var. Özetle diyorlar ki siz diyorlar tarımdan başka hiçbir şey yapamazsınız. Sizin altyapınız buna uygun değil. Tarım da endüstriyel tarım olarak yapamazsınız. Biz sizden tarım ürünlerini alırız, sanayi ürünlerini satarız. Otomotiv şeylerimizi 60'lardaki batırılmasının sebebi budur. Yine uçak noktasındaki yapılan işlerin 1940'lı yılların ikinci yarısında, 1940'larda işte Vecihi Hürkuş'un, efendim Demir Ağa'nın bir şekilde batırılmasının sebepleri de budur. Biz size verelim, siz bunları tüketin, kullanın. Ama siz bu işlere girişmeyin diyorlar. Bizim siyasetçilerimiz de söyleneni yapıyorlar. Çok da akıllılar. Onların şeyinden, sözünden dışarı çıkmıyorlar. Menderes çıkmaya çalıştığı zamanda da başına gelenleri biliyoruz. Çünkü onların çocukları bu ülkede zaman zaman darbe girişimi içerisinde oldular. Darbe girişimleri yaptılar. Bu ülkede milletin seçtiği başbakanı astılar. Biz bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Ve birilerinde böyle bir kalkışma, bir şey olduğu zaman da 15 Temmuz'da nasıl bu millet ayağa kalktıysa yine aynı şekilde ayağa kalkacaktır. Ama diğer taraftan bu milletin kalkınarak efendim ayağa kalkma zamanı geldi, geçiyor. Ekonomik sorunlarımızı çözüp Allah'ın izniyle bu noktada da ayağa kalkacağımız bir süreci de işletmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuzdur mutlaka. Yorumlarınızı beklediğimi tekrar söylemeliyim. Beğenilerinizi, abone değilseniz aboneliğinizi ihmal etmeyin lütfen. Hepinize selam, saygı ve sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.